Kripto Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün NPXS'lerimiz artık Pundix oldu. Bundan önce hep Pundix diye andığımız altcoin'imiz artık gerçekten Pundix oldu. Bununla ilgili şimdi detay vereceğim arkadaşlar. Pundix ekibinin son gelişmelerini size aktaracağım. Bundan önceki videolarımızda özellikle de yine ekranda gördüğünüz bizim burada Pundix yani NPXS token yakma işlemi ve token burn diye başlık attığımız bu videomuzda olayın nasıl gerçekleşeceği, binde bir oranında nasıl azalacağını örnekleriyle anlattık. Sizler de bu videomuzu gerçekten çok ilgi gösterdiniz ve 16.000'in üzerinde bir izlenmeyle bize karşılık verdiniz. Çünkü bu Pundix yatırımcısı özellikle gerek Türkiye'de gerek dünyada çok fazla. Dolayısıyla bizim kripto ekonomi Telegram grubumuzda da çok fazla Pundix yatırımcısı var. Onların bir yanlış yapmaması ve bu olaydan olumsuz bir şekilde etkilenmemeleri için güncel videolarımızı biz de onlarla paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu paylaştıktan sonra yine kanalımızda yakın zaman içerisinde yeni tokenların nasıl olacağıyla ve değişiminin nasıl hangi metotlarla veya hangi çeşitli yöntemlerle yapılacağıyla ilgili bir video çekmiştik. Yine bu videoyu da izlediniz ve bu videoda nasıl değişim yapılabileceğiyle ilgili gerekli bilgilerden bazılarını almıştınız. Şimdi Pundix ekibinin en güncel olarak paylaştığı son durumu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Artık bugün 30 Mart itibariyle NPXS'lerimiz Pundix oldu arkadaşlar. 30 Mart 2021 14.00'da Singapur saatiyle başlayan anket sonucunu, ürün yol haritasını, komite geri bildirimlerini ve pazar durumu dikkate aldıktan sonra NPXS jetonundan Pundix jetonuna jeton indirimi takas işlemine resmi olarak başlayacağız diyor arkadaşlar. Pundix şirketi temsil eden ve Pundix ekosistemindeki XPOS, XPass ve XWallet yerel belirteç olacak yeni belirteç. Yani ismi yeni coin'imizin ismi Pundix arkadaşlar. NPXS jetonlarını Pundix jetonuyla 29 Mart 2022 14.00 Singapur saatiyle bu zamana kadar değiştirebileceksiniz arkadaşlar. Tam 1 yıllık bir süre var. İsteyen herkes bu süre zarfında 1 yılı geçmemek kaydıyla değişimlerini istediği zaman yapabilecek arkadaşlar. Lütfen 1000 NPXS eşittir 1 Pundix olduğunu unutmayın. Ve biz bu konuyu binde bir oranı konusunu önceki videolarımızda uzun uzun anlatmıştık arkadaşlar örnek vere vere. Şimdi burada binde bir konusunu değil nasıl bir değişim yapmamız gerektiğini gerekli dikkat etmemiz gereken hususları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Nasıl takas yapılacağıyla ilgili videolarımızı izlemek istiyorsanız yine sağ üstteki karttan ve Kripto Ekonomi YouTube kanalındaki videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada Pundix'in takas için NPXS'lerimizi Pundix'e çevirmek için bu takası adım adım bir kılavuz yayınlandı. Bu kılavuzu sizlere en kısa ve özet bilgi biçiminde aktaracağım ki kesinlikle bir yanlış işlem yapmadan bu hususlara dikkat ederek gerekli değişimlerinizi istediğiniz zaman yapabilin diye arkadaşlar. Burada baktığımız zaman Pundix belirteç sözleşme adresini vermiş. Artık bundan sonra Pundix'in toplam arzı 258 milyon adet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceden NPXS adedi 258 milyar adetti. Binde bir oranında azalmış oldu. Dolayısıyla takas oranımız 1000 bölü 1 arkadaşlar. Token yeniden değerlendirme sürecini resmi olarak başlatıyoruz. İşin iyi yanı NPXS jetonlarınız şu anda takas veya XWallet içindeyse hiçbir şey yapmanız gerekmez. NPXS'leriniz otomatik olarak Pundix ile değiştirilir. Neredeyse XWallet uygulamasındaysa burayı unutmayın. Bunun yanında takas 1 yıl sürecek dedik arkadaşlar. Farklı borsaların desteklemesi için kendi zaman çizelgeleri var. Büyük ihtimalle Binance'in de ben bu değişimi destekleyeceğini düşünüyorum. Ama ileriki günlerde bu konuyla ilgili
Binance'ten de açıklama gelebilir ya da çok daha uzun bir süre sonra gelebilir. Bu tamamıyla Pundix ekibinin Binance ekibiyle görüşmesi ve oradan aldıkları sonuçla ilgili bir durum arkadaşlar. Peki Binance borsası bu değişimi şu an yapmaz, sonraki ileriki günlerde yapacak olursa biz ne yapabiliriz? Yine kripto ekonomi Telegram grubunda çok defa paylaştığım Gate borsası vardı. Gate borsası 5 Nisan'a kadar NPXS'lerinizi gönderebileceksiniz oraya. 5 Nisan'dan sonra ise bu NPXS'leri borsa otomatik Pundix'e dönüştürecek arkadaşlar. Eğer bunu hızlı bir şekilde hemen yapayım ben, içim rahat, aklım rahat olsun diyorsanız arkadaşlar Gate borsasında hesap açabilirsiniz. Aşağıda ben linkini bırakacağım. Kayıt linki. Oradan Gate borsasına üye olup gerekli NPX'lerinizi Binance'te veya diğer borsalardan oraya Gate borsasına gönderebilirsiniz. Ondan sonra gönderdikten sonra tarih olarak 5 Nisan'ı bekleyeceksiniz. 5 Nisan geldiğinde Gate borsası otomatik dönüşümü yapacak ve ona göre artık ister orada işlemlerinize devam edersiniz, isterseniz diğer borsaları yine transfer ederek işlemlerinizi yapmaya gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yöntemlerden bir tanesi, onu da belirtmiş olalım. Bunun yanında arkadaşlar tüm borsaları görebilmek için yine bir önceki videoda da baktığımız gibi hangi borsaların desteklediğine bakalım arkadaşlar. Orada da Bittur, Bithump, Gate.io, Indodax, Probit, Upbit ve şurada yazan borsa yine bunları şu an destekliyor otomatik olarak. Bir sonraki günlerde de bu güncellemeler devam edecek arkadaşlar. Token yeniden değerlendirme süreci resmi olarak başladı dedik. Burayı söylemiştik. Şurayı söyleyelim. NPXS saklayanlar veya özel bir cüzdanda takas etmek isteyenler için iki seçenek vardır. İşte adım adım kılavuz demiş arkadaşlar. Seçenek 1. NPX'lerinizi FX cüzdan aracılığıyla Pundix ile değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Peki FX cüzdan ne demek derseniz Pundix ekibi yeni bir cüzdan yayınladı. Cüzdanı resmi web sitesinden indirerek yine bakabilirsiniz. Onu da şimdi göstereceğim. NPXS jetonlarını ve Ethereum'u FX cüzdanınıza göndereceksiniz. Belirtek simgesine dokunduktan sonra NPXS ve ETH adresini aynı adresler bulabilirsiniz diyor. Ardından adresi tıklayın. Bu adresin menüsü açılacaktır. Adresi kopyalamak için al seçmeniz yeterli. Cüzdanda jetonlarınız olduğunda sağ alt tarafınızdaki düğmeye tıklayın. Kripto bank sayfasını ziyaret edin. NPXS takas bölümünü görebilirsiniz. Başlamak için şimdi değiştir seçeneğini tıklayın diyor arkadaşlar. Bunun yanında dowland.fx borsasının FX cüzdanının burada yine web sitesi var. Biz de bunu açıklama kısmına yine bırakırız arkadaşlar. Bu FX cüzdanını kullanarak siz de NPXS'lerinizi az önce anlattığım gibi buradan değişiklik yapabilirsiniz. Pundix tokenlarına çevirebilirsiniz arkadaşlar. Burada ekranda bir kriptobankın görüntüsü var. Burada bir Pundix'in 1000 NPXS'e eşit olduğu yazıyor. Buradan işleminizi kolay bir şekilde, pratik bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine deposit sayfasının nasıl göründüğüyle ilgili bir ekran görüntüsü paylaşmışlar. Burada anlatılanları, bu videoyu anlamazsanız tekrar açıp tekrar izleyebilirsiniz, tekrar başa sarabilirsiniz arkadaşlar. Tane tane anlatmaya devam ediyorum. Diyor ki arkadaşlar, takas işleminden önce NPXS belirteçlerine sahip cüzdan adresini seçtiğinizden ve bu adresin takas işlemi gaz ücreti için yeterli Ethereum'a sahip olduğundan emin olun. Takas işleminden önce komisyon ücreti ödeyeceğiniz için transfer ederken miktarın Ethereum miktarında Ethereum'dan bir miktar olduğunu diyor, dikkat edin. Yani birazcık Ethereum bulunmasında fayda var cüzdanınızda. Ardından takas işlemini gerçekleştirmek için ileri düğmesine tıklayın. İşlem gönderildikten sonra Pundix jetonu cüzdanınıza ulaşacaktır diyor arkadaşlar. Burada yine ekran görüntüleri var. Burada nasıl olacağıyla ilgili onu da belirtelim arkadaşlar. Burada Ethereum bulunmasının sebebi transfer işleminde Ethereum fee'si, yani transfer ücreti ödeyeceğiniz için. Burada arkadaşlar diyor ki cüzdanınızda Ethereum bulunsun. Bunun yanında
Devam ettiğimizde Pundix belirtici varlık sayfanızda görünmüyorsa varlık listenize Pundix eklemek için artı işaretine tıklamanız yeterlidir diyor arkadaşlar. Yine burayı not düşünmüş, bunu da unutmayalım. Şimdi geldik ikinci seçeneğe. Resmi web sitesinde değiştirebilirsiniz diyor. swap.pundix.com'dan bunu diyor değiştirebilirsiniz. Peki nasıl? NPXS'iniz MetaMask, AIM Token veya Ledger Nano ile veya cüzdanı gibi diğer blockchain cüzdanlarında ise lütfen aşağıdaki talimatları izleyin diyor arkadaşlar. MetaMask'ta ve diğerlerinde bulunduruyorsanız bu talimatı uygulayacaksınız. Yani seçenek 2 arkadaşlar. Birincisi takas bağlantısını ziyaret edin ve işlem yapmak için cüzdanınızı bağlayın. MetaMask kullanıyorsanız cüzdanınız MetaMask aracılığıyla bağlayabilirsiniz diyor. AIM Token, Trust Wallet veya diğer Wallet Connect gibi işlevine sahip diğer cüzdanları kullanıyorsanız cüzdanınızı Wallet Connect ile bağlayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Donanım cüzdan Ledger Nano'yu veya Ledger'ı kullanıyorsanız size aracılığıyla cüzdanınızı sağlayabilirsiniz. Buradan da Ledger yazmış. Lütfen cüzdanınıza takas işlemi için gaz ücreti için yani yeterli Ethereum'a sahip olduğunuzdan da emin olun arkadaşlar. İkincisi NPX'lerinizi takas için onaylayın. Onay için alınacak ETH gaz ücreti var. Bunu unutmayın. Takas işlemini tamamlayın diyor. Sipariş ver için alınacak yine Ethereum gaz ücreti var. Bu transfer ücretlerindeki fiyatları, ücretleri unutmayın demek istiyor arkadaşlar. Dördüncü ve son işlemimiz. İşlem başarılı olduktan sonra Pundix kartınız cüzdanınıza ulaşacaktır. Pundix'i cüzdanınızda görmüyorsanız lütfen şu sözleşme, bakın şuradan belirtiyorum. Bu sözleşme adresi üzerinden Pundix ekleyin diyor arkadaşlar. Dolandırıcılara dikkat edin lütfen arkadaşlar. Burada bir uyarı yazmışlar. NPXS jetonlarınızı değiştirmeden önce lütfen 3 kez kontrol edin demişler. İşte Pundix resmi iletişim kanallarının bir listesinde buraya koymuşlar. Ama şunu unutmayın ki hiç kimse WhatsApp veya Telegram üzerinden ya da herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden sizinle iletişime geçmeyecek. Kimse size NPX'lerinizi bana gönderin, ben size Pundix'i göndereyim şeklinde takasa yardımcı olmayacak. Kimseye ama kimseye NPXS veya herhangi bir farklı bir kripto para ya da coin göndermeyin arkadaşlar. Bu işlemleri mutlaka herkesin ya kendisi yapması lazım ya da bulunduğu borsanın otomatik bir şekilde değiştirmesi lazım. Eğer arkadaşlar bu videoda anlattığım bu değişimle ilgili olan iki farklı seçeneğin ikisi de size çok uzak geliyorsa, yapma noktasında çok zorlanacağınızı ya da herhangi bir yanlış bir basamak yaparak yanlış bir işlem yapacağınızı düşünüyorsanız lütfen en basit olan şeyi yapın. O da şu. Gate borsasına NPXS'lerinizi transfer edin. Daha sonra transfer ettikten sonra yine al sat yapmaya devam edebileceksiniz. 5 Nisan günü geldiğinde orada otomatik değişim olacak. Paralarınız yani NPXS'leriniz Pundix'e dönüşmüş olacak. Ondan sonra istediğiniz borsaya yine Pundix'lerinizi transfer eder. Yine bu şekilde olaya devam edersiniz arkadaşlar. O, bence en basit, en kolay yöntem Gate borsasına göndermek. Orada 5 Nisan'ı beklemek çok daha pratik. Sadece yapmanız gereken aşağıdaki kayıt linkinden ya da Telegram grubumuzda paylaştığımız kayıt linkinden Gate.io borsasına üye olmak. Mevcut borsanızda veya cüzdanınızdaki NPX'leri oraya transfer etmek arkadaşlar. Dolayısıyla orada 5 Nisan'ın gelmesiyle 5 Nisan günü değişimler otomatik olacak. Siz de gönül rahatlığıyla bu işlemi yine yapabilirsiniz. Buradaki takdir tamamen sizin arkadaşlar. Yani bu basamakları uygulayabilirsiniz. Eğer bunları uygulamak istemiyorsanız az önce söylediğim Gate borsasında işlem yapabilirsiniz. Az önce anlattım. Ya da Binance borsasında veya herhangi başka bir değişim şu an için desteklemeyen bir borsadaysanız arkadaşlar, o zaman da ileriki günleri bekleyebilirsiniz. Binance veya diğer borsaların yetkililerinden gelecek açıklamaları bekleyebilirsiniz. Biz de son dakika gelen haberleri, Pundix ile ilgili veya borsalarla ilgili son dakika haberleri Kripto Ekonomi Telegram kanalımızda paylaşıyoruz arkadaşlar. Orada bu konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz, fikirlerimizi beyan ediyoruz. Son dakika gelişmelerden de
haberdar olmanız için grubumuzda paylaşımlarda bulunuyoruz arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelirken XBallet'ı gösterdik az önce. Burada da arkadaşlar yine swap.punix.com'dan da gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Biz yine aşağı açıklama linklerini bırakalım arkadaşlar. Bu sayfaları oradan da yine incelemelere devam edebilirsiniz. Bu videonun da umarım size faydası olur arkadaşlar. Pundix yani NPXS'lerin Pundix değişimi konusunda heyecan yapmanıza, stres yapmanıza, herhangi bir kaygı içerisine girmenize kesinlikle gerek yoktur. Çünkü değişim bir yıllık bir süreç. Dolayısıyla bugün yapılamayan değişim yarın yapılabilir. İleriki haftalarda dahi, aylarda dahi yapılabilir. Dolayısıyla stres yapmanıza, elinizdeki NPXS'leri borsada satmanıza, nakite çevirmenize ya da herhangi başka bir duruma gerek yok şu an için. İnsanlar panik olup genel anlamda NPXS'lerini satarlarsa bu bize birazcık düşüş olarak yansıyabilir. Ama tedirgin olacak genel vadede ve uzun vadede herhangi bir sıkıntı yok. Burada arzın 258 milyardan 258 milyon adede düşmesi, arzın ciddi bir miktarda azalması durumu söz konusu olduğu için gerek önümüzdeki zaman diliminde ve gerekse daha uzun vadede Pundix, artık ismi yeni ismini söylüyorum, Pundix token'ının sonuç itibariyle daha çok değerlenmesi, kıymetlenmesi, çeşitli DeFi projelerinde kullanılması, daha farklı projelerde kullanılması daha olası arkadaşlar, daha pratik. Arzın az olması, biliyorsunuz ki arzı, o her neyin arzı azsa o şey kıymetlidir. Dolayısıyla arzın azaltılması birden fazla konuyu içinde barındırır. Dolayısıyla birden fazla gelişmeyi içinde barındırıyor zaten Pundix token'ı. Dolayısıyla arzın azalması ile ilgili geçen haftalarda özellikle NPXS yani çok fazla getiri sağladı. %100'ler, %150'ler, %50'ler çok fazla fiyat artışı yaşandı. Fiyatlandı aslında bu değişim yani arzın azalması konusu. Dolayısıyla bundan sonra da artmayacağı fiyatın anlamına gelmez, onu da belirtelim. Ama hafif fiyat dalgalanmaları olabilir. Bunlar muhtemel. Geçen haftalarda Pundix çok yükseldi. Biraz geri çekilmeler olabilir. Çok normal. Ama uzun vadede Pundix projesinin kalitesi anlamında kesinlikle arzın azalması bize olumlu olarak yansıyacaktır. Daha kaliteli bir hale gelecektir. Arzın azalmasında da Pundix daha kıymetli bir hale gelecektir arkadaşlar. Yine biz gelişmeler oldukça videolarla Kripto Ekonomi Telegram grubunda sondaki paylaşımlarımıza devam edeceğiz. İlk günden, ilk baştan olduğu gibi kanalın ilk gününden itibaren biz yatırımcının yanında olmaya, ona her anlamda destek sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler varsa herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğen butonuna tıklamayı, kanala abone değilseniz de bize destek olmak için lütfen abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.